Kıymetli izleyicilerimiz hoş geldiniz. Bir Elmas Dükkanı programında daha bir aradayız. Sait abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün galiba 21. programı yap yapacağız abi. Yok ya. Valla. Vay maşallah. Bayağı program yapmışız. Daha ya besmeleyi bitirelim. Allah daim eylesin. <laughs> 22 herhalde. Oradan Murat işaret ediyor. Besmele'nin 5. sırdayız abi. Geçen programımızda 4. sıra okumuştuk. Besmele'nin sırlarından 5. sırdayız. Ben biraz ile başlayayım. Siz devam vaamet inşallah. Aüz bıllahi min şaytan arajim bismillahi rrahman rrahim. rabbil alamin ve salatu ve salatu ala səydına muhammedin ve ala ali ve sahbihi sahbiyecmeyin. Beşinci sır. Bir hadis-i şerifte varit olmuş ki, inna Allahu halak al insanı ala suureti rahma. Məlun de okayım abi. Muhakkak ki Allah insanı Rahman suretinde yaratmıştır. Bu hadis-i şerifi bir kısım ehli tarikat, akaidi imaniye imaniyeye münasip düşmeyen acip bir tarzda tefsir etmişler. Hatta onlardan bir kısım ehli aşk, insanın simayı manevisine bir sureti Rahman nazarıyla bakmışlar. Ehli tarikatın ekserinde sekir ve ehli aşkın çoğunda, İstirak ve iltibas olduğundan hakikate muhalif telakkilerinde belki mazurdurlar. Fakat aklı başında olanlar fikren onların esası akaide minafi olan manalarını kabul edemez etse hata eder. Okuyalım devam edin biraz da Evet lütfen. Evet bütün kainatı bir Saray bir ev gibi muntazam idare eden ve yıldızları zerreler gibi hikmetli ve kolay çeviren ve gezdiren ve zerratı muntazam memurlar gibi istihdam eden Zat-ı Akdes ilahinin şeriki, naziri, zıttı, niddi olmadığı gibi leyse kemislihi şey'ün ve hu ve huves semi'ul basir sırrıyla sureti misli misali şebihi dahi olamaz. Onun mealini de okuyalım. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O her şeyi hakkıyla iştir, her şeyi hakkıyla görür. Şura suresinden bir ayet. Sureti misli misali şebihi dahi olamaz. Fakat ve lehul meselul ala fis semavati vel arzi ve huvel azizul hakim. Bu da bir Rum suresinde ayet. Göklerde ve yerde tecelli eden en yüce sıfatlar O'nundur. O'nun kudreti her şeye galiptir. O'nun hikmeti her şeyi kuşatır. Sırrıyla, mesel ve temsil ile şuunatına ve sıfat ve esmasına bakılır. Demek mesel ve temsil şuunat noktayı nazarında vardır. Buradan abi siz buyurun. Evet. <laughs> isterseniz biraz anlayalım. Yani burada böyle bir hadis var. Evet. Ehli sekir, ehli aşk bunları tarif ederlerken biraz yani bizim ehli sünnet ve'l cemaatın görüşlerinin dışına ayetin sarih manasına biraz sanki muhalefet gibi görünüyor. Hı hı. Bunu Hz. Üstad çok anlaşılabilir bir şekilde izah ediyor. Yani onların böyle bir şey yapma ehli sekir dediğimiz aşk ehli biraz mazur olabilirler. Hmm. Yani aşkın veya muhabbetin gözü kördür. Çok ölçülere bağlı kalmıyor. Hmm. Ama biz öyle bakabilir miyiz? Bakamayız. Peki biz nasıl bakalım? Öyle bakalım. Şu Meskur Hazreti Şerif'in çok mağasırından birisi şudur ki maksatlarında. İnsan ismi Rahman'ı tamamıyla gösterir bir surettedir. Evet, sabıkan beyan ettiğimiz gibi, kainatın simasında bin bir ismin şualarından tezahür eden, bin bir ismin şualarından tezahür eden, ismi Rahman göründüğü gibi, ve zemin yüzünün simasında rububiyeti mutlaka, mutlaka ilahinin hadsiz cilveliyle tezahür eden ismi Rahman gösterildiği gibi, insanın sureti camiasında küçük bir mikyasta zeminin siması ve kainatın siması gibi yine o ismi Rahman'ın cilve-i etemini gösterir demektir. Başta ne demişti ilk şeyde? Ha, bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir cilvesini şöyle gördüm ki, kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren, üç sikke rububiyet var. Yani evet. Cenab-ı Hakk'ın rububiyet mührü var. Hepsinde yani kainat, hı hı. insan. Çünkü insanı siz büyüttüğünüz zaman kainat, kainatı küçülttüğünüz zaman insan oluyor. Yani burada ne var? O da var. İnsan şu kainatın şu alemin bir misal musavarıdır. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın esma-i insanın mahiyeti camiasında tecelli ediyor. Esma-i icraatlarını yapıyor, şu onatlarını yapıyor illerini yapıyor, icraatlarını yapıyor. Sizde var nüsted ve kabiliyetlerin tamamını oradan ne yapıyor, inkişaf ediyor. Yine bir hadis-i kudüsü de Cenab-ı Allah diyor ki ben semavata ve yeryüzüne sığmadım ve min kolumun kalbine sığdım. Dolayısıyla esmasıyla, sıfatlarıyla, şuunatıyla, icraatıyla o Rahman isminin tecellisi insanın manevi simasında tamamen görünebilir. Fakat bu demek değildir ki haşa işte bazı ehli, e, ehli aşk ehli aşkın dediği gibi insan Allah'a benzer manası çıkmaz yani orada. Hmm. Rahman evet, hem işarettir ki zat -ı Rahman ve Rahim'in delilleri ve ayneleri olan zihayat ve insan gibi mazharlar zihayat ve insan gibi mazharlar o kadar o ı vacib-ül vücuda delaletleri kat'i ve bazı ve zahirdir ki güneşin timsaline ve aksini tutan parlak bir ayna parlaklığına ve delaletinin uzuhuna işareten o ayna güneştir denildiği gibi insanda sureti rahman var vuzuh delaletine ve kemal münasebetine işareten denilmiş ve denilir. Yani insan oğlu Cenab-ı Hakk'ın esmasını gösteren bir ayna olması hasebiyle hmm. bir efendim o cihette denilebilir. Ve hali vahdetül vücudun kısmı la mevcuda illahu bu sırra binen, bu delaletin vüzuhuna bu ve bu münasebetin kemaline bir ünvan olarak demişler. Allahım, ya Rahmanu ya Rahim, Rahimu hakkı bismillahirrahmanirrahim irhamna kema yeliku bir rahimiyetike ve fahimna asrara bismillahirrahmanirrahim kema yeliku bir rahmaniyetike amin. Bunun mealini de okuyalım istersen. Rahmanu Rahim olan Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim hakkı için rahimiyetine yaraşır şekilde bize merhamet et ve rahmaniyetine yaraşır şekilde bize Bismillahirrahmanirrahim'in sırlarını anlamayı temin et. Temin et. Demek ki Demiştim. bu tecelli itibariyle, şua'ı görünmesi itibariyledir. Yoksa haşa insanın sureti, Allah'ın suretine benzer manası çıkmış, çıkmıyor ve çıkmamalı bundan. Evet. Doğru Peki mu? abi gündelik hayata baktığımız zaman şöyle bir anlamda çıkarabilir miyiz? Şimdi Cenab-ı Allah'ın Rahman ismini bizde yansıyor yüzümüzde manevi olarak. Yani ya rızkımızı bunu. veriyor, bizi yoktan var etmiş, Hı -hı. anamızın karnında dokuz ay beslemiş, bu dünyaya getiriyor. bu Bütün Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin Hı -hı. göstergesi, ihsanı, ikramıdır bunlar o şekilde gösteriyor. Tamam. Peki şöyle bir anlamda çıkarabilir miyiz? Doğru mu bilmiyorum. Şimdi Cenab-ı Allah merhametli, ikramı seven vesaire vesaire özellikleri bizde yansıyor. Biz de evet. mümin olarak yardıma muhtaç olan veya akrabalarımızı görüp gözetmek gibi bu konularda hep merhametli, cömert, ikram sahibi olmamız o Rahman'ın bizde de yansıması manasına Tecellisidir. gelir Tecellisidir yani Cenab-ı Allah kendi kendi şeyinden vermiş insanlara yani sıfatlarından görme, işitme, duyma, e, hissetme yani bunlar Cenab-ı Hakk'ın sıfatları, esmasının tecellileri. Dolayısıyla insanlarda bunlar var. Bunlarla zaten bizim ruhumuzun içerisinde, derinliklerinde var olan istat ve kabiliyetlerimizi neşreneme ettiriyoruz yani. Hı hı. Görüyoruz, işitiyoruz. Eh, i̇hsan, ikram Cenab-ı Hakk'ın sıfatları bunlar. E, bize de vermiş bundan. Bizimkiler mahdut olmakla birlikte bizde var olan bu özellikler ve güzellikler aslında Cenab-ı Hakk'ın var olduğunu, bir olduğunu, eh, vahid, ehad olduğunu, samet olduğunu gösteriyor. Bizdeki bu, bu aynalarla biz onu görüyoruz yani. Evet, bizdeki yansıması. Evet. Abi 6'ya geçelim mi? Belki onu bitiririz bugün. Yoksa 5'i deliyelim mi? Ne dersin? Yok, geçelim. Yani 5'te de işte, dediğim gibi yani bu konu kainat simasında, dünya sima, ar siman, insan simasında olan Cenab-ı Hakk'ın esma-i tecellileri insanda da var yani netice itibariyle. Hı hı. Onun için bu onun ihsanı, ikramı ve sizin ona ayna olmanız, onu göstermeniz itibariyledir. Yoksa haşa ona benzemeklik şey yok yani. Ayna nasıl ki kendisinde bir şey yok, ona yansıyanı netlik itibariyle derecesine göre gösteriyor. O şekilde bakmak lazım. Ya, ene meselesinde de mesela o malikiyet meselesinde işte Cenab-ı Allah anne niye insana vermiş yani benlik dediğimiz şey bir ev yapıyoruz, küçük bir ev iki oda bir salon vs. diyoruz ki ya bu ben bunu yapıp ben sahip olduğuma göre. Öyleyse bu kainatın da bir sahibi vardır. Evet. Yani siz o mukayeseyi yapabilirsiniz diye size o enaniyet o şeyi vermiş. Hı hı hı. O aklı vermiş. Ta ki onu bulasınız şapak... yani. Evet, ona ulaşmak. için. Yoksa haşa kendinizi her şeyin sahibi e, ben yaptım de, ben ettim demez. De. <laughs> yani sen yaptığın işte o kadar. İki da bir sorun. <laughs> o etmeyecek. da iki gün sonra rüzgarda milyonlarca kır... yıldızların güneşin olduğu hı. bir şey. Evet. Ama o küçük <laughs> ölçücükle, mikyasla... خالıkımızı boluyor enaniyet. Evet. Yol göstermeye yarıyor. Evet. Altıncı sır. Altıncı sırda biraz daha toparlıyor hmm. bütün şeyi. Buyurun Ey abi. hadsiz, acz ve niyazsiz fakr içinde yuvarlanan bir çare insan. Hmm. Hadsiz, acz ve niyazsiz fakr. Aslında bu acz ve fakr meselesinde biraz anlamakta fayda var. Yani bunlar aslında insanın fıtratına Cenab-ı Hakk'ın yerleştirdiği çok büyük madenler ve zenginliklerdir. Aciz ve fakr, madenini işlettirir. Üstad Hazretleri şeyde, lemaların başında o şey var ya binlerce kalemi tazammun eden müteharrik bir kalemdir insanoğlu. Kendisinde var olan bu aciz ve fakr madenini işlettirerek, madenini işlettirerek o dereceye çıkıyor yani. Kısa böyle bir abi, e, hani tarifini alsak acz, acziyet, yani fakr, şimdi ben, ben her şey muhtaç geldiğimiz olmak. zaman senin en ufak çocuğun kaç yaşında? 10. Bu dünyaya geldiği günleri hatırlıyorsun, günü hatırlıyorsun. Ne, neydi bu, bu çocuk? Aciz. <laughs> hiçbir şey gücü yetiyor mu? Yani hmm. sadece annesinin o rahmet çeşmesi olan şeyine efendim ağzını yapıştı. Hepsi o. Aciz yani hiçbir şey gücü yetmiyor. Bir de fakir her şeye de muhtaç. Muhtaç, Rızka muhtaç, evet. altını değiştirmeye muhtaç, hmm. her şeye muhtaç yani. Özetle şöyle desek olur mu abi İnsanoğlu ihtiyaçlarını karşılamaya gücü olmayıp Allah'a muhtaç olan mı? Muhtaç bir var. olması. Evet. Aciziyet Aci, içerisinde. Aciz o, fakirlik Yaşamını o. Yaşamını devam ettirebilmesi için her an Allah'ın e, rızkı, tecellisine ihtiyacı var. İşte bu aciziyetin farkına vardığın zaman, bu aciziyet ve fakriyet şiddetlendikçe... Cenab-ı Hakk'ın zenginliği, ganası ve kudreti de ortaya çıkıyor. Daha çok net görebiliyorsun. Evet, Aynanın evet. ne kadar o sır tarafı <laughs> koyu ise ön parlak güzel o kadar da şeyin Hı -hı. rahat gösterir. Zaten bunu anlayınca kul olduğunu ya Rabbinin yerini bilip ibadete yöneliyor. İman ve ibadet. Ya acizini ve fakrını bilen bak maden işlettirdiğin zaman Cenab-ı Hakk'ın zenginliği, kudretine dayanıyorsun. Yani Üstad o birinci sözde bir, 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 asker bir köye gidiyor, bütün köylüyü toplayıp götürüyor. Kendi gücüyle mi yapıyor bunu? Yok, devlete dayanıyor, sultana dayanıyor yani. Evet. Siz de acizınız ve fakrınızla Allah'a dayandığınız zaman hı hı. ne oluyor? Allah'ın bütün gücü, kuvveti sizin yanınızda oluyor yani. Zenginliği evet, sizin evet. olmuş oluyor yani. Evet, abi. Ey hadsiz, acz ve niyazsız fakr içinde yuvarlanan bir çare insan. Rahmet ne kadar kıymetli bir vesile. Bir vesile ve ne kadar makbul bir şefaatçi olduğunu bununla anla ki bu rahmet öyle bir Sultan-ı Zülcelal'e vesiledir ki yıldızlarla zerrat beraber olarak yıldızlarla zerrat beraber olarak kemal-i intizam ve itaatle beraber ordusunda hizmet ediyorlar. Yani zerre ile yıldızlar bir arada onun ordusuna hizmet ediyorlar. Ve o Zat-ı Zülcelal'in ve o Sultan-ı Ezel ve Ebed'in istiğnai zatisi var ve istinai mutlak içindedir. Hiçbir cihetle kainata ve mevcudata ihtiyacı olmayan bir gani al itlaktır. Ve bütün kainat taht-ı emir ve idaresinde ve heybet ve azameti altında nihayet itaatte celaline karşı tezellüldedir. İşte rahmet seni ey insan o müstahani al-ıtlakın ve sultan-ı sermedinin huzuruna çıkarır ve ona dost yapar ve ona muhatap eder ve sevgili bir abd vaziyetini verir. Rahmet, rahman. tahtına yanaşma vardır. Evet. İşte rahmet seni ey insan, o müstahni alaletlakin ve sultanı sermediğinin huzuruna çıkarır ve ona dost yapar ve ona muhatap eder ve sevgili bir abd vaziyetini verir. Fakat sen, fakat nasıl sen güneşe yetişemiyorsun, çok uzaksın, hiçbir cihette yanaşamıyorsun. Fakat güneşin ziyası, güneşin aksini, cilvesini senin aynen vasıtasıyla senin eline verir. Öyle de o zat-ı akdese ve o şemsi ezel ve ebede biz çendan gerçi nihayetsiz uzağız, yanaşamayız. Fakat onun ziyai rahmeti onu bize yakın eder.'' onun rahmetinin ziyası, eşi onu bize yakın eder. İşte ey insan, bu rahmeti bulan ebedi tükenmez bir hazineyi nur buluyor. O hazineyi bulmasının çaresi rahmetin en parlak bir misali ve mümessili ve rahmetin en beli bir lisanı ve dellalı olan ve rahmeten lil alemin ünvanıyla Kur'an'da tesmih edilen Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın sünnetidir ve tebaiyetidir. Ve bu rahmeten lil alemin olan rahmeti mücessemeye vesile ise salavattır. Evet. Resulullah aleyhissalatu vesselam o in kuntum tuhibbun Allah fettebi'un yuhbibkumullah meseleyi i mühimmesinde ee, efendim Evet, buradan da bakabiliriz. Ok Onu müsaade edersen oradan bir oku. Ok. Okuyor abi, abi. Vaktimiz müsait. 18. sözün zaten son sırra geldik. Konuyu toparlamamız lazım. Toparlayalım. İn kuntum tuhibbun Allah fettebi'un meselesinde benim hep beri çok dikkatimi çekerdi. Fakat bir türlü manası kafama düşmüyordu Azerilerin dediği gibi. İn kul in kuntum tuhibbun Allah fettebi'un Madem ki biz o rahmete Peygamber ve vesselâmı vesile kılarak yetişebiliyoruz. Hmm. Öyleyse bakalım bu nasıl oluyor yani? Evet abi. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحَبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونَ يُحْبِبْكُمُ Allah". Yani bunun maali nedir? Ey sevgili Peygamberim, de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Ha. Şimdi burada e, Diyelim bir sünnet i niyeye uyduğumuz zaman, yaşadığımız zaman bizde ne değişiyor ki? Allah'ın sevgili bir kulu haline geliyoruz. Ne oluyor yani? Bu ahiretle ilgili bir şey mi yoksa bu dünya hayatımızla ilgili bir şey mi? Yani bu dünyada sevimsiz olan bir adam ahirette sevimli olur mu? Birinci sırada dünyada, yani şu dünyada, bu dünyadaki eqvalimiz, ef'alimiz, tavrımız, duruşumuz, yürüyüşümüz, hı hı. muhabbet, uhuvvet, husn i zan, ittifak, ittihat, bütün bunları biz yaşayabilirsek hı hı. ahirette de devam ettireceğiz. Şimdi hı. bunların, bakın dikkat ederseniz bunların hepsi hemen hemen üç aşağı beş yukarı insan ilişkileriyle ilgili şeylerdir. Ya yani muhabbettir, uhuvvettir, husn i zandır. Fakat buradaki temel şey şu, İn kuntum tuhibbuna Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a tabi olacağız yani. Hı hı. Olduğumuz zaman ne oluyor ki Allah bizi seviyor? Bizde evet. ne değişiyor? Şimdi burada ne dedi? İşte Ey insan bu rahmeti bulan ebedi tükenmez bir hazineyi nur buluyor. O hazineyi bulmasının çaresi, o hazineyi bulmasının çaresi rahmetin en parlak bir misali ve memesili ve o rahmetin en beli bir lisanı ve dellalı olan ve rahmeten lil alemin unvanıyla Kur'an'da tesmih edilen Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın sünnetidir ve tebaiyetidir. Ve bu rahmeten lil alemin olan rahmeti mücessemeye, cisimleşmiş rahmete vesile ise salavattır. Evet, salavatın manası rahmettir. Ve o zihayatın mücessem rahmete rahmet duası olan salavat ise o rahmeten lil aleminin usulüne vesiledir. Öyleyse sen salavatı kendine o rahmeten lil alemine vesile yap ve o zatı da rahmeti rahmana vesile ittihaz et. Umum ümmetin rahmeten lil alemin olan aleyhissalatu vesselam hakkında hadsiz bir kesretle rahmet manasıyla salavat getirmesi rahmet ne kadar kıymetli bir hediye ilahiye ve ne kadar geniş bir dairesi olduğunu parlak bir surette ispat eder. Şimdi gelelim in kuntum tuhibbun Allah fettabiuni meselesine. Madem kainatta i sanat var. Evet. Ne demek hüsn-i sanat? Yani leysa fil imkani abda'u min makan dediren büyüklerimize yani kainatta olan her şeyde muhteşem bir güzellik var. Bir sanat var. Sanatta bir güzellik var yani. Sanatın güzelliği vardır. Kainatta sanatın güzelliği. Bil müşahede vardır ve kat'idir. Elbette Risalet-i Ahmedi aleyhissalatü vesselam şuhut derecesinde bir katiyetle subutu lazım gelir. Zira şu güzel masnuattaki hüsn-i sanat ve zînet i suret gösteriyor ki hüsn sanat ve ziynet zi suret gösteriyor ki onların sanatkarında ehemmiyetli bir irade-i tahsin ve kuvvetli bir talebi i vardır. Tahsin ve tezyin. Kim var? Cenab-ı Allah'ta var bu irade. Ve şu irade ve talep ise o zanide, o Allah'ta ulvi bir muhabbet ve masnularında izhar ettiği kemalat-ı sanatına karşı kutsi bir rabet var olduğunu gösteriyor. Muhabbet de bunu yaratıyor. Kendi mahlukatına, masnuatında da buna karşı bir rabet kabiliyeti de yaratmış Allah'ın evet, evet. Ve şu irade ve talep ise o saniyede olvi bir muhabbet ve masnolarında izhar ettiği kemalat sanatına karşı kutsi bir rabet var olduğunu gösteriyor. Ve şu muhabbet ve, ve rağbet ise masnuat içinde en münevver ve mükemmel fert olan insana daha ziyade müteveccih olup temerküz etmek ister. Muhabbet ve rağbet. insanda merkezileşmek ister. Ve şu muhabbet ve rağbet ise masnuat içinde en münevver ve mükemmel fert olan insana daha ziyade mütevecci olup temerküz etmek ister. İnsan ise şecere-i hilkatın zişuur meyvesidir. Şecere-i hilkatın zişuur meyvesidir. Yaratılış ağacının şuurlu meyvesidir. Meyve ise en cemiyetli ve en uzak ve en ziyade nazara am ve şuuru külli bir cüz'idir nazar an ve şuuru külli zat ise o sanatkar zül cemale muhatap olup görüşen ve külli şuurunu ve am nazarını tamamen saniyenin perestişliğine ve sanatının istihsanına ve nimetinin şükrüne sarf eden en yüksek, en parlak bir fert olabilir. Şimdi iki levha iki daire görünüyor. Biri gayet muhteşem, muntazam bir daire-i rububiyet ve gayet musanna, murassa bir levhay sanat. Rububiyet dairesi dediğimiz yani. Diğeri gayet münevver. Münevver, nurlu, nurlanmış, müzeher bir daireyi i ve gayet vasi, cami bir levhay tefekkür ve istihsan ve teşekkür ve iman vardır ki ikinci daire bütün kuvvetiyle birinci dairenin namına hareket eder. İşte o saniyin bütün makasidi sanat perveranesine hizmet eden o daire reisinin ne derece o saniyle ile münasebettar ve onun nazarında ne kadar mahbub ve makbul olduğu bil bedaha anlaşılır. Acaba hiç akıl kabul eder mi ki şu güzel masnuatın bu derece sanatperver hatta ağzın her çeşit tadını nazara alan inanperver sanatkarı arş ve çınlattıracak bir velvele istihsan ve takdir içinde ber ve baharı cezbeye getirecek bir zemzemeyi şükran ve tekbirle perestiş ona müteveccih olan en güzel masnu ona karşı lakayt kalsın ve onunla konuşmasın ve kadarına onunla onu resul yapıp vaziyetinin güzel vaziyetinin başkalara da sirayet etmesini istemesin. Yani bütün bu güzellikleri Resulullah Aleyhisselatü vesselam da Cenab-ı Allah yaratmış ve onda yarattı ve yeşerttiği ve gösterdiği bütün bu güzelliklerin de diğer insanlara da yansıması, onların da onu yaş yaşamasını istiyor bunu. Sirayet etmesini. Sirayet etmesini istiyor Dolayısıyla biz sünnet-i seniyeye ittiba ettiğimiz zaman. Yani Cenab-ı Hakk'ın rahmetine vüsule bizi götürecek vesile, en büyük vesile, en güzel vesile, en kısa yol. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesine ittibadır. Bu da salavatla efendim oraya gidiyoruz. Onun için bu çok enteresan. Yani onun güzel vaziyetinin başkaları da sirayet etmesini istemezsin meselesi. Kella konuşmamak ve onu Resul yapmamak mümkün değil. Buradaki muhabbet ve rağbet meselesi. Şimdi Allah, kainat ve insan. Bütün kainatta muhteşem bir sanat, hüsnü sanat, sanatın en güzeli. Müzeyyen, süslenmiş, süslendirilmiş. Tezyin, bu yaratanda da, bu sanide de, bu yaratıcıda da o iradeyi tahsin, güzelliği emreden ve yapan ve tezyin iradesi var ve yapmıştı. Bu muhabbet ve rağbet meselesini de masnuoların içerisinde en güzel bir şekilde insanda temerküz ediyor, merkezileşiyor güzellik olarak. Değil evet, mi? Evet abi. Aa, bütün bu güzelliklerle siz neti niyeyi yaşadığınız zaman bu iki şey o muhabbet ve rağbet sizde görünmeye, canlanmaya, yeşermeye başlıyor. O zaman siz işte bu ayeti kerimenin dediği gibi kuntum tuhibbun Allah fettabi'un yuhibbukumullah meselesinde Cenab-ı Allah muhabbetiyle, rağbetiyle sizi sevimli, sevilebilir. Bütün mahlukat, mesnuat nazarında sevgili bir kul yapıyor ve sizi de seviyor. Demek ki sünnet-i niye ittibadaki esas maksat, gaye, Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaşadığı güzellikleri yaşayabilirsek, niyet edip, teşebbüs edip yaşarsak, biz onu hak ediyoruz. O Cenab-ı Hakk'ın sevgili, sevgili kolu kulu, olma. ve muhabbet. Yoksa bu dost biz bunları yapalım ahirette işte sevap kazanalım değil. Bu dünyada, bu dünya biliyorsun ahiretin merkezi yani. Evet. Burada bunu yaşayabilirsek Cenab-ı Hakk'ın sevgili bir kulu oluyoruz. Yoksa işte eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz ta ki Allah sizi sevsin. Peki biz sana tabi olduğumuz zaman bizde ne değişiyor? ne güzelleşiyor ki bütün mahlukat mesnuatın nazarında sevgili Allah'ın nazarında sevgili oluyoruz. Demek ki o bu dünya hayatımızda yaşamamız gereken ve bu tezgahımızda efendim e, bilerek, bilinçli olarak, farkında olarak onları yaşarsak o sünnet-i seniyeyi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olursak bizde o muhabbet ve rağbet yeşeriyor ve sevgili bir kul haline geliyoruz. Evet. Doğru mu? sadece Allah'ın sevdiği bir kul değil. Allah'ın sevdiğini insanlar da sevmesi lazım. Sevmiyorsa o farklıdır. İşte Ama o yani Allah'la aramız bazen iyi mahlukat da çok kötü olabilir. O <laughs> oluyor maalesef. Ama sünnet ise Peygamber Aleyhissalatu vesselam kiminle arası iyi değildi? Müşriklerle. <laughs> Müşriklerle acaba arası iyi değil miydi? Şimdi bakın bakın manayla diyelim o zaman. Manayla şimdi şirke karşı mesafelidir. Hmm. Bugünün müşrikleri yarını sahabeleri oldular. Evet. Yani demek ki şirkin kendisine karşı yoksa o sıfatı taşıyan adama karşı değil. O hmm. yerinde evinde doğru dürüst durduğu zaman gidip öldürüyor mu onu? Hayır. Yani şimdi Hazreti Üstad'ın işte muhabbete <laughs> muhabbet Husumete husumet meselesi var ya, hı hı. yani insandaki muhabbet sıfatını biz severiz. Husumet sıfatını sevmeyiz. Evet. Yani genelleme yapmayız. Yapamak biz abi. sıfat, yani sıf sıfattan ne var işte şirk şirke karşıdır, imansızlığa karşıdır. Yoksa ona bugün şirki taşıyan müşrik olan bir adam yarın sevgili bir mümin olabilir Bizden mi? Bizden mümin Daha olabilir. olabilir, olabilir. Onun için bizim o şirk sıfatını ondan ayırmamız lazım. Hı hı. Onun günah kısmını ondan ayırmamız lazım ve onun masum tarafını sevmemiz lazım. Çünkü o aynı zamanda senin için Cenab-ı Hakk'ın bu güzel kelamını ulaştırmada da potansiyel müşteridir o yani. Evet. Doğru mu? Direkt müşteri. <laughs> Direkt müşteri. Yoksa herkes senin gibi mümin olsa o yani. Bize o Cenab-ı Allah bize ihsan etmiş, ikram etmiş, bize bunları vermiş. Biz de bunları yaşayacağız. akvalımızla efalimizle, etvarımızla, tavırlarımızla diğer insanlara ulaştıracağız. Öyle değil mi? Evet. Onun için demek ki biz insanların kendisine haşa şey değil, hayır insanların taşıdığı bazı sıfatlara biz ne yapıyoruz? Kabul etmiyoruz. İşte onun şirkidir, günahıdır, şu biz, biz yani. ama onun masum tarafı, hı hı. fıtrat tarafı güzeldir. Evet. 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 Velasatul kelam vaktimiz var mı daha? Bir, bir dakika, 10 dakika şu son bir iki paragrafı toparlayacağız herhalde abi. Evet evet. Onu bir toparlayalım ama şu salavatın şeyini bir daha bir in kuntum tuhibbun Allah fettabiyun ahibbukum sonra bu altıncı sırrın sonundaki evet salavatın manası rahmettir. Bu hmm. o zihayat mücessem rahmete rahmet duası olan salavat ise ve o zihayat mücessem rahmete rahmet duası olan salavat ise yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin cisimleşmiş halidir yani. Hı hı. Mücessem. Salavat ise o rahmeten lil aleminin vesulüne vesiledir. Öyleyse sen salavatı kendine o rahmeten lil alemine vesile yap. Ve o zatı da rahmeti rahmana vesile ittihaz et. Umum ümmetin rahmeten lil alemin olan aleyhissalatü vesselam hakkında hadsiz bir kesretle rahmet manasıyla salavat getirmesi, getirmeleri rahmet ne kadar kıymetdar bir hediye ilahiye ve ne kadar geniş bir dairesi olduğunu parlak bir surette ispat eder. Elhasıl hazine-i rahmetin en kıymetdar pırlantası, hazine-i rahmetin rahmet hazinesinin en kıymetdar pırlantası ve kapıcısı, زات أحمدي عليه الصلاة والسلام أوضو جبي أن برنجي أن بسم الله الرحمن الرحيم در أن كولي بير أن اللهم بحق أسرار بسم الله الرحمن الرحيم صل وسلم على من أرسلته رحمة للعالمين كما يليق برحمتك وبحرمته وعلى آله وأصحابه أجمعين وارحمنا رحمة تونينا بها عن رحمة من سواك من خلقك آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعاوه من الحمد لله رب العالمين ولا أبو صلوات الشريفة إلى بير أساس أنا مش شخصا مدرسة استفادة يتم محبة والرابة يعني الربوبيات طائرة سنة مزدى Yani tefekkürle, acz, fakr, şefkat ve tefekkürle biz o rububiyet dairesinin içerisine girip, o rububiyet dairesinde hilkat şeceresinin meyvesi olduğunun idrakıyla biz ubudiyetle mükellef kırılmışız. Yani ubudiyetimizle, kulluğumuzla, Resulullah aleyhisselatü vesselamın rehberliğinde o kainat çarkların içerisine giriyor. Ve oradaki masnuatın, mahlukatın bütün güzelliklerini, salavatlarını, dualarını, istihaselerini, zikirlerini kendi dualarımız içerisinde Allah'a takdim ediyoruz. Evet. Onun için bu Bismillahirrahmanirrahim miftahıyla, anahtarıyla, anahtarıyla imanı yani. miftahıyla İslamiyet cennetinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberliğinde bu dünyada yaşarsak bizdeki var olan o muhabbet ve rağbet kabiliyeti gelişiyor ve bizi mahlukatın, mevcudatın ve Allah'ın nazarında sevimli bir insan haline getiriyor. Allah'a dost. Dost, onun tahtına yanaşıyorsun, evet. Dost, muhatap oluyorsun. Ne güzel. Ama bu şey ne dinse yaşamazsak, bunların davranışlarımızda davranış yapmazsak, Bunlar gelişmiyor, olmuyor yani. O zaman uzaklaşırız abi. Uzaklaşıyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan ve Hazreti Allah'tan uzaklaşıp o hani ilk derslerimiz vardı ya bu sıfır çizgisinden aşağı doğru Aşağıydı. aşağıların aşağısına doğru Allah korusun inme durumu olabilir. Evet efendim. Abi çok teşekkürler. Allah razı olsun. Besmele'nin altı sırrını şu an bitirmiş bulunmaktayız. Bana bir dip... sıra geldi yaşamaya Diploma verirsin abi. artık abi. <laughs> ağzına sağlık. Elin bir sonraki elmas dükkanı programda inşallah bir araya geliriz. Allah'a ısmarladık.